Şuraya bakabilirsiniz. Kahramanmaraş Valiliği ve Koruyucu Aile Derneği arasında rehber koruyucu aile hizmeti sözleşme protokolü imzalandı. Valilik koordinesinde Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan sözleşme ile eski koruyucu ailelerin yeni koruyucu ailelere örnek olması amaçlanıyor. Koruyucu aileler arasında 4 deneyimli aile belirlenerek rehber koruyucu aile hizmeti sözleşmesi imzalandı. Büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık ama bunu bir an önce toparlamak, yaralarını sağlamak, Maraş'ımızı tekrar eski günlere getirmek için de hep birlikte devlet, millet, el ele bir çaba içerisindeyiz. Koruyucu aile müessesesi de bundan dolayı çok önemli. Burada adeta size devletimizin yapmış olduğu bazı faaliyetleri gönüllü olarak sizler göstermiş oluyorsunuz. Bu yardıma muhtaç çocuklarımıza evlerimizi açmanız, onları kabullenmeniz, onların geleceğe hazırlamakla alakalı sorumluluk almanız çok çok kıymetli. Hem bu dünyada hem öbür dünyada. Bundan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli, değerli bir iş yapıyorsunuz. Biz de Burkadır Belediyesi olarak, kamu olarak da daima sizlerin arkanızdayız. İşinizi kolaylaştırma, bu yapmış olduğunuz fedakarlığı daha rahat bir şekilde yapabilme adına da üstümüze ne düşüyorsa bunun gereklerini yerine getirme adına arkanızdayız diyorum. Sözü çok fazla uzatmadan tekrar bu toplantıda sizlerle, siz fedakar ailelerle bizleri bir araya getirdiği için de Sayın İl Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Bilindiği üzere çok büyük bir afet yaşadık. Bu afetin yaralarının sarılması için de devletimiz, milletimiz, aziz milletimiz, bütün sivil toplum kuruluşlarımız, belediyelerimiz, bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız büyük bir dayanışma örneği göstererek bu yaraların sarılması için canla başla çalışıyor, çalışmaya devam edeceğiz. Tabii ki bu süreçte koruyucu ailelerimizden, vatandaşlarımızdan kayıplarımız oldu. Vatandaşlarımız vefat etti. Depremde vefat eden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Biz tabii Kahramanmaraş ili olarak koruyucu aile müessesesi bakımından önde gelen illerden birisiyiz. İlimiz yaklaşık 160 ailemizin yanında 242 evladımız aile sıcaklığı ortamında bir aradalar. Devletimize emanet olan çocuklarımız, siz değerli ailelerimizin sayesinde bir aile sıcaklığı ortamında yaşamlarını idame ettiriyorlar. Bu nedenle ben bütün koruyucu ailelerimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çünkü çok önemli bir hizmet yapıyorlar. Çok önemli bir görev üstlendiler. Onun için ayrı ayrı hepinize çok teşekkür ediyorum bütün ailelerimize. İnşallah bundan sonra da tabii ki bu deprem sürecinden dolayı ailesini kaybeden evlatlarımız var. Yine devletimize emanet olan. Yine bu evlatlarımızın da bir aile ortamında yaşamlarını devam ettirmesi için gayretlerimiz devam edecek. Ben tekrar ailelerimize teşekkür ediyorum. Ev sahipliği için bugün belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Bütün evlatlarımızın yolu bahtı açık olsun inşallah. Onlara hayatlarında başarılar diliyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Sağlıcakla kalın diyorum. Sağ olun, var olun. Öncelikle sizlere de teşekkür ediyoruz etkinliğimize katıldığınız için. Koruyucu Aile Müessesesi gerçekten toplumsal farkındalık oluşturmak adına da kıymetli bir müessese. O anlamda basının desteği de bizim için anlamlı. Bugün 30 Haziran Koruyucu Aile Günü münasebetiyle biz de bakanlığımız talimatları doğrultusunda koruyucu ailelerimizle bir araya gelelim istedik. Burada aynı zamanda rehber koruyucu aile uygulaması, ilimizde ilk defa uygulanan
ilk defa ilimizde uygulanan, yani ülkemizde ilk defa ilimizde uygulanan rehber koruyucu aile uygulaması ile ilgili rehber koruyucu aile sözleşmelerimizi ve ailelerimizle eşleştirilen diğer kıymetli ailelerimizle bir araya gelmiş olduk. Az önce de ifade ettiğim gibi bakıma muhtaç veya da koruma altına alınmış çocukların aile yanında desteklenmesi gerçekten önemli. Ruhen de, gönül olarak da ailelerimiz çocukların yanlarında fedakarca hizmet veriyorlar. O anlamda hem koruyucu aile günlerini kutlamak, bunun toplumsal farkındalık ve özellikle başka kimselere de örnek olması açısından bugünün ilan edilmesi Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 2 yıl önce gerçekleşmişti. Biz de bugün kapsamında ailelerimizi ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Belli etkinliklerle bir araya geliyoruz. Aynı zamanda yine az önce de ifade ettiğimiz gibi rehber koruyucu aile uygulamasını da ilimizde başlatmıştık. Genişleterek de devam ediyoruz. Depremde vefat eden kıymetli koruyucu ailelerimiz var. Yine koruyucu aile yanındaki evlatlarımız var. Koruyucu ailelerimizin öz ailelerinden vefat edenler var. Yaralananlar var. Tüm depremde vefat edenlere, tüm koruyucu ailelerimize ve tüm vefat eden ailelere başsağlığı diliyorum. Yaralananlara şifa diliyoruz. Tedavi süreçlerini bizim bakanlığımız Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak il dışında devam ettirdiğimiz ailelerimiz var. Onlara şifa diliyoruz. Her daim yanlarında olmaya çalışıyoruz. Koruyucu aile az önce de ve her zaman da ifade ettiğimiz gibi gerçekten gönüllülük esasına dayalı ama gönlünü bir şekilde her yönüyle veren bir müessese. Bu gönlü güzel koruyucu ailelerimize de çocuklarımıza bir sıcak aile ortamı sundukları için de müteşekkiriz. Sizlere de tekrardan teşekkür ediyorum.